Ben... Alo. Alo Başak, merhaba. Merhaba. Hoş geldin canlı yayına. Annem ve kız kardeşim buradalar. Seninle konuşmak istiyorlar. Hoş bulduk. Başak. Şu an televizyon açık mı bulunduğun yerde? Hayır, değil televizyon. Şu an televizyona bakmıyorum. Peki, bir hafta önce Oğuzhan Aydoğdu tarafından kaçırıldığını, zorla tutulduğunu, hürriyetinden yoksun bırakıldığını iddia ediyor ailen. Ben zorla, bir şey olmadı, zorla olmadı zaten. Annenle babamla söyledi zaten. Kimsenin bir yanlış verdiğiniz bir kararsa. Başak, ama sen yapmazsın böyle ablam. Yalvarırım yani, sen yapmazsın Başak. Ben yapmadım ablam. Başak, geri dön o zaman. Senin böyle bir şey yapmanı kabul etmiyorum Başak. Başak, çok geleceğin çok Başak, pardon. Başak, karşıma geleceksin. Başak, o öyle bir insan mı, sen yapamazsın. Ne olur. Zaten merak etme. Başak, sen evine Başak dönmediğin sürece en son bak söyleyeyim, 80 milyonun karşısında sen evine dön. Ben seni okutacağım, üniversiteyi bitireceğim, memur olacaksın. İster Oğuzhan'la evlen, kimle evlenirsen o senin kararın. Ama sen gelip, benim hayallerim vardı Başak. Benim hep size ne söylüyordum? Başak okutacağım sizi. Başak, ben çadırda duracağım, okutacağım dedim. Anneme Başak, benim emeklerimi boşuna atamazsın. Başak, sen olgun karar ver. Tanımıyor musun? Ben o sözü almasam ben gelir miyim? Ne dedi? Hayır. Bir daha tekrarlar mısın cümleni? Anne, biliyorsun beni. Ben kimseye kolay kolay güvenmem. Güvenmesem, o sözü ondan almasam, bana yemin etmese ki ben gelir miyim sence? Başak, yapar öyle birinin yeminleri ne kadar doğru olur? Niye böyle bir yol seçtiniz Başak? Niye bu kadar meşakkat? Öyle karar aldık. Bir anda nasıl aldınız bu kararı? Zaten konuşmuştuk yani. Oğuzhan sürekli hani alakalı olduğunu sürekli etki altında. O da onu sizin biliyorsunuz böyle. Bu Başak, hani, şunu sorabilir miyim? Sen bu kararı almadan önce Oğuzhan'dan ayrılmayı karar verdin mi? Arkadaşların ve ablanın iddiası bu. Ayrılacaktı Oğuzhan'dan. Bir problem yaşamışlardı ilişkide. Böyle bir şey doğru mu? Bir ay önce ayrıldı demişti bana Tufan. Tamam, bir ay önce zaten ayrılmıştık, konuşmuyorduk ama peki, arkadaşlık yapıp flört etmek yerine niye bu kadar ağır bir sorumluluğun altına girmeyi tercih ettiniz? İşte o biraz Oğuzhan'ın hani sürekli Oğuzhan'a kötü hakaretler ediyorlardı. Bu da Oğuzhan'a gidemiyordu. Yani Oğuzhan'a dayanamıyordu. Oğuzhan'a ailen olumsuz cümleler söylediği için tahammül edemiyor muydun? Oğuzhan ailem olumsuz cümleler değil. Sürekli çevreden Oğuzhan yanlış, sürekli hakaretler ediyorlardı. Annem, ailem hissedemiyordu zaten. Çevre hakaret ediyordu. Bu da o yüzden biliyordu hani. Ben o kadar şey kaplanıyorum, kaplanıyorum yani. O kadar şey kaplanıyorum sürekli. Peki, Beyhan Kara sizin yengen. Halan. Eşi Murat, evet. Kara, teyzen, evet. Ve Erhan Bey sizi görmeye geldiler mi? Geldiler, evet. Seni görmeye geldiklerinde sen nasıldın? Onlarla oturup sohbet ettin mi? Onlarla oturup sohbet ettim. Zaten onları da söyledim. Benim durumum iyi dedim. Halamlara elimden geleni söyledim. Ve ben şunu söylüyorum. Ben ne ailemi bırakırım ne karşımdaki insanı bırakırım. Ben ortama söz verdim. O da bana sözünü aldım zaten ondan. Ben peki ama bırakmam. Şöyle söyleyeyim. Halan ve teyzen senin o gün baygın olduğunu iddia ediyorlar. Kendinde olmadığını. Baygın oldum. Tabii bayıldım. Baygınım. Çünkü halam ben hani bir anda herkes orada tartışma olunca strese gelemiyorum. Aklım aslısın zaten. Strese gelemeyince bir anda herkes sevgilesince benim de hani canım sıkıldı ve o sıra bayıldım. Normalde hiç çıkma baygın değildim yani. Normal konuşuyorduk. Başakcığım, evlilik dediğin şey baştan aşağı sorumluluk. O strese nasıl katlanacaksın ve eğitim hayatını nasıl devam ettireceksin? Oğuzhan'ın İşte, iddiası birlikte yapacağız. Ben ailemden de bak vazgeçmiyorum diyorsun. Ailenden vazgeçmiyorum diyorsun. Şu anda 80 milyonun karşısında annenin evladı için kalkmış buraya gelmiş. Nasıl cevaplayacaksın Hülya Hanım'ın sorusunu? Başak, şunu söyleyeyim size. Yani bu insanlar seni gelip istediler mi? Annen hayır dedi mi sana? Bak, ayrılmaya da karar vermişsin. Ayrılma kararından ani dönüş yapıyorsun. Hareketlerin arasında tutarsızlık var.
Ve ya, telefonda da diyorsun asla ailemi bırakmam. Şu anda annenin içinde bulunduğu durum nedir? Ve karşısına çıkmıyorsun. Baban bir hafta direkt ekmek yemiyor Başak. Baban kendime en sonra bırakacağım dedi Başak. Hoparlörü kapatabilir misin? Hoparlörü kapatabilir misin? Çünkü ses çok yankılı. Hoparlörü ne sesim? Başak seni ben biliyorum. Seni baskıyla söyletiyorlar. Başak ben sana söylüyorum. Biz ilk günden beri kararım kesin. Geleceksin ilk önce tedavi olacaksın. Ondan sonra babanla benim karşıma geçeceksin bu 80 milyonun karşısında. Öyle konuşacaksın Başak. Sen nikah da olsan, karnında çocukla da görsem ben inanmayayım Başak. Ben yetiştirdim seni Başak. Bütün gına sorun Başak. Ben artık asla böyle bir evlat yetiştirmedim Başak. Ne olduysa bir hafta içinde oldu Başak. Zaten onlar da bu süre içinde... bir şekilde orada baskı olduğuna adım gibi eminim. Yoksa gel buraya tedavi ol. Bak kan tahlillerin ol. Bak, doktor tarafında tedavi ol. Bir saniye. Ondan sonra ver kararını. Kız kardeşin sabah çok ağlıyor. Başak Oğuzhan 100 tane var dünyada. Anne baba bir tane var. Kardeş bir tane abla, var. Yapma bunu Başak. Sus yapma Başak, bunu. Başak ağlayacak gözümde yaş kalmadı Başak. Başak benim hayatımı da engelliyorsun. Başak, benim şu an İngiltere vize işlemlerim var. Belki de 24 Haziran'da Almanya'ya gideceğim. Yetişmeyecek Başak. Ben şu an İstanbul'da olmam gerekmiyor. Benim o işlemlerimi halletmem gerekiyor. Derslerime çalışmam gerekiyor. Benim düştüğüm duruma biliyor musun sen? Ablam, Başak yapma var. Lütfen yapma bunu bize. Başak sen yapmadın isteyerek. İsteyerek yapmadın sen. Gelin. Başak isteyerek yapmadın. Bak ben doktor olup sefa sürerken sana orada çektirtmem o çocukla. Bu vaatlere gelme. Çok cahilsin Başak. 18 yaşındasın gelme bu vaatlere inanma. Madem üniversite okuyacak oldu da 20 yaşında anca mı geldi aklına üniversite okumak? Başak nasıl inanabiliyorsun sen? Başak bir tane iyi demiyorlar çocuğun arkasında. Lütfen inanma. Ne olur inanma. Başak kanma senin beynini yıkamış onlar. Kimse yakıştıramıyor Başak sana evliliği. Başak şöyle de yapabilirsin. Bak ailen, sen sevdiğini ikna et aileni. Evlilik yolunda nişan verilen bir müessese var. Parmağınıza yüzüğünü takın. Bir ayın kalmış. Yaz döneminde bakın. Ben okuluma zaten gideceğim. Ben başlıyorum okuluma tekrardan. Başak olamaz. Seni ben okutayım üniversiteni. Yapma, Başak, sen onların üniversite tutturdu. Gitti Ankara'ya. Sen üniversite tutturdun. Gittin Çanakkale'ye. Bir evli insan ayrı ayrı kaldığında sen üniversitede gencecik fıkır fıkır olacaksın. Olsan o zaman olacak. Zaten bu iyi bir evlilik değil. Nasıl beraber olabileceğin Başak? Olsan üniversitede bir başka kız sevmeyeceğin ne bileyim. Senin birine aşık olmayacağın ne bileyim Başak? Başak nasıl bir karar verin Başak buna? Bana. Başak ve Oğuzhan beni duyuyor musunuz? Gerçekten Başak'cığım bak eğitim hayatını sen ve Oğuzhan bu kadar önemsiyor olsaydınız... Şurada kalmış bir ay kaçmak için bu planı yapabilecek yürekte ve cesaretteyseniz bir ay beklerdiniz. İnandıramazsınız beni. Başak ben üniversite okuyorum inanmam. Ben olsan o dediğine asla inanmam hem de. Madem üniversite okuyacakmış 20 yaşına gelmiş ancama aklına gelmiş üniversite okumak. Başak kanma yalvarıyorum kanma. Olsan dünyada 100 tane var. Başak, 100 tane var. Anne kendin... baba bir tane var Başak. Yapma bizi Başak. Kaybetme Başak. Gözümde yaş kalmadı Başak. Başak, Başak benim biricik anam var. Babam öldü. Anam ölse ağlayacak. Yaş kalmadı gözümde Başak. Bir haftadır biz bahçede oturuyoruz Başak. 70 yaşında deden tarlaya dedene kendi gidiyordun Başak seni okutacağım diye. 60 yaşında babaannen yemeği kendi yapıyordun Başak okusun diye. Bunları Başak. Yapmak sana hak mıydı Başak? Hepimiz arkanda değil miydik Başak? Başak biz seni bir oğlan çocuğundan fazla gördük Başak. Bütün imkanları sana tanıdık. Dedeme sen bizi bunu yapmayalım. Kimseye yapma. Alo. Niye? Başak nerede? Şu anda konuşamıyor çünkü hani fazla baskı yapılıyor. Farkındayım. Baskı mı bu Oğuzhan? Senin yaptığın mı baskı, bizim yaptığımız mı baskı? Ciğerimiz yanıyor bizim burada. Ben ruh oldum Oğuzhan. Ben ne derse gidiyorum ne bir şey yapıyorum. Hayırlı Ramazan ayında hiç kimseye gelmeyecek bu. İyi gelmeyecek Oğuzhan. Ne sana iyi gelecek ne Başak'a iyi gelecek. Ben inançlı bir insanım. Annemin babamın burada içi yanarken, benim içim yanarken. Ramazan küçücük Ramazan ya. Derste ağlarken okulda gizli gizli sıranın altında iyi gelmeyecek Oğuzhan. Ne sana ne Başak. Ne Başak. Başak'ın mutlu olmasını istiyor musunuz? Duyamadım. Bir daha söyler misin? Gerçekten Başak'ın mutlu olmasını istiyor musun? Evet, Başak benim bizimle mutlu olacak. Ben bundan hani... çok eminim. 18 yaşında bir insanın akıl sağlığı evliliğe uygun değil.
Olsan 18 yaşında olmak sana devlet reşitlik diyor, hakkı veriyorsa sana yetişkin olduğun tamam anlamına bunu, gelmez. Ben yeterli olgun değilim. Ben senden büyüğüm, olgun değilim. Bak ben başa zorla kaçırmış bir insan değilim. Zorla da tutmuyorum zaten. Hani siz biraz da hani böyle fazla üstüne gitmeseniz zaten karşınıza da çıkacak. Ama siz o böyle zaman, üstüne gittikçe baskı yaptıkça, konuştukça... Kız korkuyor sizden. Peki Oğuzhan, ben şu olgunluğa eriştiğini düşünüyorum. Senin yerinde olsam bugün Başak'ı ailesinin yanına, evine götürürüm. Başak'cığım orada kal, kendini toparla. Bak ailen perişan, biz seninle böyle bir yola çıkamayız demen gerekiyor. En doğru hareket bu. Başak az önce ailemden vazgeçemem dedi. Sen bunu bakın nasıl yorumluyorsun. Gördün mü işte bak problemler burada başlar. Sizden korkuyor diyorsun. Başak az önce tamam, ne dedi? Ben Oğuzhan'dan da ailemden de vazgeçemem dedi. Tercih yapmak zorunda bırakılan evlilikler asla yürümez Oğuzhan. Dışarıda sadık hani bu kız neden bizden korkuyor diye düşünür müsünüz lütfen? Niye korkuyor? Söyle bakayım. Ben demiyorum. Biraz kendiler düşünsün. Hani ev basmak bilmem ne yapmak anormal bir durum değil mi? İkimiz de 18'in hani reşit bir insanız. Hani madem bir problem varsa hani benimle problem. Hani ya da Başak'la problem. İkimizin yaptığı bir şey yüzünden benim ailemin evi basılıyor. Ama buna sebep olan sizsiniz. Evet. Yalvarmak. Niye sebep olan bizim? Oğuzhan anormal olan ne biliyor musun? Lütfen. Bir ay önce bu kız senden ayrılmaya karar veriyor. Ve bir ay içerisinde tekrar barışıyorsunuz. Kızın okulun bitmesine bir ay varken ani bir karar veriyorsunuz. Okulu bitirmesine engel değilim ailem ben. Ailem bu ailenin kapısını çalmamış. Size hayır dememiş bu aile. Kapıyı çalıp, ben okulu bitirmesine... bakın siz evlilik yolunda hiç ilerlememişsiniz. Aileler muhatap olmamış. Siz ani bir karar vermişsiniz. Neden muhatap olamamış? Ki, neden? Ya on defa, ben, kızı on defa istenir. Anneme olan ithamları ya da babama yapılanlar bunları biliyorsunuz. Oğuzhan sen şey demedin mi? Pardon sözünü kesiyorum da. Sen şey demişsin Başak'la evlenmezsem... Baban söyledi. Ağzından zeytine tüm insanlar söylüyor. Baban da demiş ayrıca. Hadi git babanla yüzleş mesela. Baban söyledi. Kardeşim benim yufka yürekli. Bizim Başak çok yufka yürekli. Ben Başak'ın inandığına, seninle konuşmak için o arabaya bindiğine ve senin neler dedin, ne dedin hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde kandırıp Başak'a götürdüğüne inanıyorum. İyi Başak de, o arabaya seninle hani, konuşmak, uzlaşmak Başak için bindi. Başak kendisi benim kardeşim medeni bir insan. Emniyet karakoluna, polis karakoluna gelip de polislerin yanında babasıyla bize... Ben kendim kaçtım diye niye konuşamadı? Bu baskı değil. Telefonunuz ne açık? 18 yaşında reşit insan telefonu kapalı olur mu avukat hanım? Beni engelledi Başak. Başak bunu asla biz yapmaz. Ne zaman ben engellendim çıkacak? Başak telefon tarafından. Bir saniye Başak sizler öyle çıktınız. Engellendin mi? Ben Başak'a evet. Mesela yüreklendirici mesajlar atıyorum. Ablacığım ailen her türlü senin arkanda ne olursa İyi olsun. De, senin seninle Almanya'ya birlikte gideceğiz. Hani sen rahat ol. Evet o, Oğuzhan, falan, Oğuzhan gibi birisiyle olamazsın diyorum. Oğuzhan reşitim diyorsun ya bakın evlilik gibi önemli bir yolda da cesaretin var. Ben reşitim evlenebilirim diyorsun. Reşitsen bakın reşitsen yanındaki kız da reşitse buraya gelin anneyi ikna edin. Size hiç kimse isteğiniz dışında bir şey yaptıramaz. Nasıl her şeyi biliyorsun 18 yaşında reşitsin. Gel burada anneyi ikna et. İkna edemiyorsan kararınız yine Başak'la birlikte yol almaksa evlilik yolunda ilerlersiniz. Çok seven bir adam birlikte olacağı kişinin... Konuşabilir miyim? Söyle hadi dinliyoruz seni. Ben daha önce hiç böyle bir konu görmedim programda. İkimizin de yaşı reşit. Hani bir karar almışız karşılıklı. Hani emniyete ifade verdik, halasıyla, teyzesiyle görüştü. Şimdi hani, Oğuzhan'cığım geç. Ailemle görüşeceğim dedi. Hani bunları ama ailesi fazla tepki verince... Oğuzhan'cığım bak şimdi bir türlü ifade karşısına. Vermişsin. Siz 18 zaten... yaşını geçmişsin ablacığım. Bunlar tamam filan vesaire. Normal, sağlıklı iki insanın yapabileceği bir şey. Kesinlikle. Flört, söz, nişan gibi süreçlerden evet. Geçip iki ailenin anlaşamıyor olsalar bile her çift olarak... Sizin onları uzlaştırıcı bir nokta bulup sabırla bu ilişkiye emek veriyor olmanız gerekiyordu. Siz bunun tamam. Tam tersi kendi aileni ithamların altında bırakıp öbür aileyi gözyaşlarıyla bırakıp mağdur ediyorsunuz. Bir kere yanlışlık burada. En büyük yanlışlık burada ablacığım. Bak çok gençsiniz. İkinizin de ya, gözü kara. Biz yanlış bir şey yapmadık ama. Kızımı tehditten duyuyorsun orada. Şu anki konuyu konuşuyor olmamız en büyük yanlışlık. Senden hayır, bir ricada bir şey bulunuyorum. Hani bir
Yani Oğuzhan, iki bir aile kurması çok normal bir şey. Oğuzhan'cığım, insanların aile kurmasına, aile birliğine saygım sonsuz. Hele buna benim kadar kıymet ve önem veren bir başka biri var mı bilmiyorum. Ama buradaki durum şu. Bu aile diyor ki, siz eğer bir yola çıktıysanız, her zorluğun altından da kalkabilecekseniz, önce sadece Başak'ın değil, senin de Hatice annen olacak, olur da evlenirseniz. Hatice anneni ikna etmen lazım. Sen benden tamam da, hani bunu programa taşımanın bir zaten şeyi yoktu, nedeni yoktu. Biz zaten peki bu olayı niye karakola taşıdınız? Bu olayı niye karakola taşıdınız? Kim karakola taşıdı? Kim taşıdı? Biz. Biz taşımadık. Kızımın telefonu açılmıyordu. Bir haftadır kız ailesiyle iletişim kurabiliyor mu? Hayır. Biz bundan emin miyiz? Ailesi bundan emin mi? Kendi iradesiyle bize cevap veriyor mu? İfade verdik biz, hani biz iyiyiz. 4,5 sene ifade verilir mi? Oğuzhan'cığım, sen şunu mu istiyorsun? Ben istediğim kızı kaçırırım, kimse de bana hesap soramaz. Dönüp de arkasınca böyle evet, bir dünya öyle yok. Bir durum yok. Onu doğuran hayır, bir durum anne, yok. Kızının arkasından koşan bir anne var ve tüm Türkiye'nin önünde yalvarıyor. Evlenmek için çok erken, ne olur önce mesleğini al. Altın ondan sonra evlensin. Al diyor. Söz verin, evlensin ondan sonra. Kaçırma cesaretini gösteriyorsan, Oğuzhan, kaçırma cesaretini gösteriyorsan, söylediğin her sözün arkasındaysan, Başak'la ben beraber çıkıp buraya geleceksin. Pardon da ben kimseyi kaçırmadım. Hani bana böyle insanlarla Başak'la beraber ben kimseyi kaçırmadım. Aileyi ikna edeceksin. Oğuzhan, ben kimseyi kaçırmadım. Oğuzhan, beni bir dinle ablacığım. Ben Başak'la senin buraya gelmeni istiyorum. Her şartta ben Başak'ı görmek istiyorum. Başak'ı özledim. Ben kardeşime dokunmak istiyorum. Esra Hanım, kaçmış bir kız nasıl cesaret mutlaka çıkamıyor? Neler oluyor? Oğuzhan, sen kızımı tehditle tutuyorsun. Hayır, ben tehditle tutmuyorum. Hayır, tutmuyorsan adam gibi gelir buradan çıkartın. Şimdi biraz sonra, yayından sonra da arayacağım sizi. Bu iş zaten böyle olmayacak. Sağlıklı bir iletişim yolu bulunmalı. Yarın öbür gün sana bir şey söyleyeyim mi? Başak'ın en büyük düşmanı kim olacak biliyor musun bu hayatta? Sen olacaksın. Şimdi bile düşmanısın. Bak. Seven insan bunu yapmaz. Şu anda o telaşla bazı şeyleri anlamıyorsunuz. Yayından sonra arayacağım sizi. Gel Hatice abla. Gel kıyamam. Bu kız da tıp fakültesi okuyor ya. Diyorlar ya anne başka birine verecekmiş kızı diye. Önce onu verir ya 20 yaşında. Böyle Esra bir şey var Hanım, mı? Bütün kına gidin sorun arayın. Yok, çok bir güzel kişi çıksın buraya diyor. Desin ki Hatice ile Şahin kızlarını evlendirecek desin. Ben gel, kendim yapacağım düğünü. Bir kimse onaylamadı. Bir kimse. Ay doğdulardan, kendi sülalesinden, aynı soyattan insanlar geldi, onlar bile onaylayamadı. Başak'ın geleceği var, rahatsız diyerekten. Sen ne söylüyorsun ki? Başak rahatsız. Gel. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver. İşte buradan Aydoğdu ailesine sesleniyorum. Bir anneyi getirdiğiniz durum. Yazıklar olsun ya. Neymiş 18 yaşındayız kaçtık diyorlar ya. Kaçtık diyorlar ya. Yani siz böyle mi yuva kuracaksınız? Böyle mi aile olacaksınız? Sevgili Başak, eğer izliyorsa, birileri de ona söylüyorsa, anneni, babanı, kardeşini böyle perişan etmeye hakkın yok.